Turgay Güler. Daha tehlikelisi de var. Tam 3 ay direndik. Yakın komşularımız ve dünya koronavirüsle boğuşurken biz aldığımız sıkı tedbirler sayesinde güvendeydik. Bir zoru imkansızı başarmıştık 90 gün boyunca. Avrupa ülkeleri virüsün kendilerine ulaşamayacağını mı düşündüler bilinmez. Gerekli önlemleri almakta çok ama çok geciktiler. Günün sonunda İtalya'da baş gösteren virüs Avrupa'yı tehdit eder hale geldi. Tıpkı 1340'larda olduğu gibi kara veba gibi ve 90 günlük mucize direnişimize önceki gece itibariyle küçücük bir leke bulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Pozitif çıkan bir erkek hasta, Çin değil Avrupa kaynaklı. İddia o ki virüse yakalanan bu adam yakın tarihte İtalya'ya gitmiş. Sorumsuzca yine iddia o ki İtalya'ya bilet almışmış, yaksa mıymış? Neresinden bakarsanız bakın bencilce ve ahmakça Sayesinde lanet koronavirüste tanıştık, o da tarihe geçti. Yapacak bir şey yok. Lakin en az hasarla atlatmak için direnişe devam edeceğiz. Bencilce davranmayacağız, tedbirimizi alacağız. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı dinleyeceğiz, talimatlarını harfiyen uyacağız. Şimdi gelelim asıl meseleye. Bir başka virüs vakasına. Koronadan çok daha tehlikeli olanına. Nedir o? Günümüzün CHP zihniyeti. Koronaya rahmet okutur yemin ederim. CHP'li arkadaşlar şimdi hemen kızacak köpürecek. Bu kadar sert olmasan diyecek. Yahu Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun ve söyleyin. Siyasete malzeme yapacak başka bir şey bulamadınız mı? Yahu tam 90 gün geciktirdik. Aldığımız önlemleri dünya hayranlıkla izledi. Sonunda salgın değil bir tek vaka görüldü. 7'den 70'e herkes alınan tedbirleri bu konudaki başarıyı alkışlıyor. Dedim ya dünya gıpta ediyor. Peki ya CHP'li arkadaşlar? Bazıları var ki kına yakacak neredeyse hesap yapıyor adice. Neymiş? Virüs da yayılacakmış, ekonomi büyük zarar görecekmiş, turizm çökecekmiş, panik havası oluşacakmış. E bu sayede Erdoğan'ı devireceklermiş. Bir kısmı da diyor ki, IMF'nin koronavirüs için ayırdığı parayı alabilmek için tezgahlanmış bu vaka. Hay Allah bildiği gibi yapsın sizi ne diyeyim. Daha düne kadar Türkiye'de korona var saklıyorlar diyorlardı. Ve son bir not. CHP yandaşı gazeteci arkadaşımız Şirin Payız'ın Hatırlayın İtalya'da keyif sürerken koronavirüs vakalarının başlamasıyla birlikte korkup apar topar güvenli ülke Türkiye'ye kaçmıştı. Havalimanından çıktıktan sonra da pislik yapmıştı. Neymiş efendim? Avrupa'da çok sıkı önlemler varmış, Türkiye'de neden yokmuş? Ah be sayın bakanım, alıp ibret alem için 14 gün karantinada tutsaydım bu arkadaşı, belki o tek vakayı yaşamazdık.